Yarın gün sizlerle beraber dondurma yapacağız. Sütlü dondurma, ev yapımı. Şimdi ısıtıcıya yap koyduk. Şekerimizi dökelim. Bir su bardağı şeker. Ne kadar Bir sütümüz litre var? süt. Şimdi salep dökelim. Bir salep döktük. İki. Üç paket salep. Tam doğru getireceğim. Dökelim. 3 paket salep olacak. Tam 3 paket. Şimdi karıştıralım. İyice karıştıralım. İyice şeker erisin. Bak. Hep aynı. Ne yaptığını söylemedim. Ve dondurma. Yeter mi? Bu kadar. Bence yeter. Kaynayana kadar bu şekilde karıştırmamız gerekiyor. Arkadaşlar, bu 18 yaşından küçükseniz ağzınıza bu kadar yaklaşmayın. Benim elim gitti ya. Anneleriniz veya ablalarınızla yapın. Abileriniz de olabilir. Yanımda ablam olacak. Ya elim yanıyor. Arkadaşlar şimdi aygazı kısalım. Kısık ateşte. Kısık ateşte fokurdamaya başladığında yani kaynadığında 10 dakika karıştırın. Daha iyi pişmesi için. Bir de bunun püf noktası var. Sürekli karıştırmanız gerekiyor kaynatıyorken. Sürekli. Arkadaşlar şimdi ben 10 dakika boyunca karıştırdım. Şu an bir kaba dökeceğiz bunu. Arkadaşlar oda sıcaklığına olana kadar soğumasını bekleyeceğiz döktükten sonra. Şimdi böyle oda sıcaklığına gelene kadar sakın böyle buzluğa atmayın. Kötü olur. Güzel bir dondurma olmaz. Oda sıcaklığına gelene kadar daha bekliyoruz. Biz videoyu donduruyoruz. Hadi bay bay. Şimdi oda sıcaklığına geldi sütümüz. Şimdi dondurucuya atacağız. Dondurucuya attıktan sonra 2 saat bekletip nedir onun adı? Blender'dan geçireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi 2 saat beklettik. Kıvamı bu şekilde. Bu şekilde kıvamı. Böyle yanlardan biraz sulanma var. Ortalar yine böyle. Şimdi blender'dan geçiriyoruz. 2 dakika boyunca.
Arkadaşlar şu an daha 2 dakikadır karıştırıyorum. Blender'dan geçirdim. Şimdi 3 saat buzluğa atacağız. 3 saat bekleyeceğiz. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi 3 saat oldu. 3 dakika blenderdan geçireceğiz. Önce bir kıvamına bakalım. Uy, çok güzel olmuş. Şöyle göstereyim bir de. Şimdi blenderdan geçirelim. Şimdi bunu buzluğa tekrardan koyacağız. 3 saat daha bekleteceğiz. Şimdi dondurmanın tadımını yapıyoruz. 3 saat beklettikten sonra bir de 5 saat bekletiyorsunuz. Şimdi yapalım. Bir top daha alalım. Arkadaşlar şimdi şöyle. Tamam, tadımını yapalım. Yeter bu kadar. Ben bir tatlı kaşığı alıp başa tatlı kaşığı varmış. Şimdi salebin tadı sonradan geliyor be. Şimdi arkadaşlar çok güzel. Güzel. İster evde deneyebilirsiniz isterseniz. Maliyetli ama. Arkadaşlar şimdi videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah bir daha video çekebileceğim. Video fikri bulamayınca 2-3 ay video çekmiyorum. Hadi bay bay.